Neriman'ın masasından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Evet, dördüncü günde bütün işlerimizi hallettik. Neriman Hanım mutfaktaki performansını tamamladı. Şu an yanımızda. Evet Neriman abla, ne hissediyorsun? Şu anda çok güzel hissediyorum kendimi, iyi hissediyorum. Tamamladın her şeyi. Evet, yemeklerimin gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Güzel yaptım. Herkes bu masada hiç yemediği güzel lezzetleri tadacak. Oh, yine hiç yemediğiniz güzel lezzetler oldu. Kuru fasulye mi? Kuru fasulye yemeklerin bir şahı, kralıdır. Hani hiç yemediğimiz hangisi ben? Bu kadar lezzetli yememişsinizdir. Çünkü özellikle mutfakta söyledi, kaç gündür evet, aç kaldık dedi. Bugün dedi fasulyenin suyuna ekmek banacaklar dedi ve ben izleyeceğim dedi onların o lezzetli yiyişini. Evet, hazırsan yorumlara başlıyorum. Ayşegül Hanım'dan başlayalım. Evet Ayşegül Hanımcığım, menüde neden rahatsız oldunuz en çok? Menüde şundan rahatsız oldum. Kuru fasulye çocuklarımız geldiğinde, konumuzu komşumuzu çağırdığımızda, hadi gelin biz de yemek yiyelim dediğimizde, yoksa özel bir davet yemeği değil. Davet yemeği olabilmesi için çok özel yapılması gerek. Yani her zaman yaptığınız yemeklerden ziyade çok da tadılmayan yemekleri yapmak gerekiyor. O yüzden çok şaşırdım, kuru fasulye davet yemeği olamaz. Tabii ki yemeklerin şahıdır ama davet yemeği değildir. Bence davet yemeğidir. Yani lezzeti tadı yerindeyse davet yemeğidir. Yani kuru fasulye sonuçta etli olan bir yemektir. Bütün yemeklerimiz genelde etli olmuyor mu? Yani o zaman güveç yapayım ya da işte makarna yapayım kıymalı. Bir davet vereyim, olur mu sizce? Etli olması davet sofrasına uygun olduğu anlamına gelmiyor yani. Asla. Yani diyorum ya, kuru fasulye hepimizin her gün yaptığı bir şey, değişik bir şey. Bir şey diyeceğim, siz az önce güveç yapayım dediniz. Muhalla'nın testi kebabı yapmıştı. Testi kebabı yaptım. Ne kadar beğendiyse artık, tadı damağında ne kadar kaldıysa, etkisinden çıkamadıysa bugün de aynı yemeği. Söyleseydin getirirdim, evde testim vardı. Muhalla'nın ben o gün size düşüncelerimi söyledim, hatırlayamıyorsunuz herhalde. Şimdi ben Adanalıyım. Tamam, et seversiniz. Bizde güveç iki güne bir yapılır. Yani güveç özel bir yemek değildir. Doğru söylüyor. Aradan iki gün geçti. Bunun canı çekti. Canım çekse kendim yaparım. Testim kendim yaparım kendim. Ben yaparım sana. Yok, o sizin güvecinizi bir daha yemem. Avanos'ta yerim. Doğru söylüyor. Güveç güzel olurdu. Teşekkür ama ederim. Özel bir yemek olmadığının altını çiziyor şu anda. Hayır, güveç siz yapabilirdiniz de diyor. Özel yemekti diyor. Hayır, onu demiyorum. Güveç yapıp ha, orayı kaçırmışım, davet pardon. Davet yemeği olmaz diyorum. Ayşegül Hanım, hiç öyle bir şey söylemediniz. Davet yemeği ne olmalıydı? Yani ne olmalıydı Neriman ki çok özel bir şey olması Hanım, gerekiyor? Siz kaçırıyorsunuz arada. Neriman Hanım, siz beni hiç dinlememişsiniz. Geçen gün yine bir masamızda konu olmuştu. Özellikle et yemekleri bekliyorum demiştim. Hatta kıymada mı olmaz demişti Ebru Hanım. Ben de demiştim ki köfte şeklinde olabilir ama genelde davet menüsünde et yemeği olarak kuşbaşı, pirzola, antrikot, bonfile, o tip yemekler olur demiştim, incik. Yarın o zaman et yemeği yiyoruz. Demek ki Ayşegül Hanım bu kadar öldüğüne göre. Evet. Bakalım kaç çeşit. Masayı beğendiniz mi Ayşegül Hanım? Masayı beğendim. Yalnız bir şeyi çok anlamadım. Neyi anlamadınız? Günlerdir bu çatalın, bıçağın nereye nasıl konulacağı konuşuluyor. Ve bugün neden yanlış dizilmiş? Yanlış mı olmuş? Ben heyecanlandım olabilir. Tek tek gidelim. Yani ben heyecanlandım tabii biraz. Halbuki masayı 8 kere döndük evet, biz bugün döndük yani. Her tabağın başında ayrı ayrı durduk. Ama çok konu oldu. İnsan bilmiyorum, Neriman Hanım bir bakarsınız, internetten bakarsınız o günkünü hatırlamıyorsanız da. Yani bunlar daha masaya uygun dizilebilirdi. Onun dışında masayı evet çok beğendim. Beğendiniz. Çiçekleri de çok beğendim. Peki. Yani bir davet yemekler gelince de lezzetini konuşacağız ama Ayşegül Hanım sizin menünüzü duyunca kendisini otomatikman birinci ilan etmiş bu arada. Yani bugün sizi de elemiş. Sadece menüyü duyması yarın, yetmiş galiba sizi yarın elemeye. Yarın Ayşenur Hanım'ı göreceğiz tabii. Göreceğiz bakalım. Muhalla sen nasıl buldun sofrayı? Vallahi zaten her şeyin yeri karışık. Bir de tatlı bıçağı yerine kaşığı var. Şerbetinden içersiniz diye. Ben ona takıldım.
Sarı hurma herhalde şimdi bayağı şerbetli gelecek önümüze. Şöyle bir şey var, ben kaşık konusunda haklı olabilirsiniz. Ben karıştırdım biraz. Kaşık dondurma için ama bu sefer de bıçak eksik. Bıçak eksik. Kadir, dedim şerbet mi içeceğiz acaba? Tabii getir, ben hemen bıçağımı vereyim. Dur gel, Esu verirsin. Tamam. Yorumlar bitsin. Peki bıçak eksik dedi Muhalla. Yerleri değişir. Karışık zaten. Düzeltir misin sana zahmet? Doğrusu nasıl olması gerekiyor? Tabii. Evet, bıçak sağda, kaşık sağda, çatal solda. Evet, böyle olmalıydı. Peki. Onun dışında sade, güzel, şık. Bu arada hanımefendi bu yemek takımını sizin için özel olarak almış. Programınız için almış. Ay, teşekkürler. Çok teşekkür ederim. 7000 TL vermiş bu yemek takımına, çatal bıçak da dahil. Yani eve girişe verdiğimiz 5000 TL şu an tabaklara gitti neredeyse. Ama olsun, ömür boyu takım sahibi oldu. Ama kendi takımı varmış da size çıkartmaya layık görmemiş. Yani bir misafir olarak özel olduğunuz için özellikle şu ekonomik dar zamanda 7000 lira vermiş bu takıma sizin için. Neriman Hanım gitmiş bir de şu yoklukta, şu dar zamanlarda 7000 lira vermiş takıma. Kendi evini açtın, o 5000 lira cebe kalaydı, eksi 2'ye düştün. E tabii ki benim için feda olsun 7000 lira. Ben onu her zaman zaten kullanacağım. Bilmiyorum sizin için bir şey ifade ediyor. Muhteşem, çok teşekkürler. Ama biz olsun eski şeyler de olsa biz sonuçta yemeğe bakmaya gelmiştik tadına, hamaratlığınıza. Keşke bu kadar masraf yapmasaydınız. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen. Ben hamaratlıktan ziyade hızınızı çok merak ediyorum. Şimdi i̇şte, geliş gidiş. O da işte hız hamaratlıkla alakalı. Onu zaten bence siz göreceksiniz. Yani bölümü izleyince bilmiyorum artık haklıymışım mı diyeceksiniz yoksa vay be mi diyeceksiniz. Onu birazdan konuşacağız. Melis Hanımcığım, menü için ne diyorsunuz? Sofra için ne diyorsunuz? Ben de menünün bir davet menüsü olmadığını, çorbanın bir giriş, bir hazırlık olduğunu, biliyorsunuz çorba bile midenin ilacıdır derler. Davet menüsü etle başlamaz. Etli kurbanya var. Daha davet menüsünün etle başlıyorsunuz. Bir de ağır bir kaçıyor biraz giriş olarak. Melis Hanım, ben yine bir kıymayla devam ediyorsunuz davet menüsünde. Ve ana yemekte yine bir etli. Dolayısıyla baştan bir davet menüsü olmuyor. Evet, her biri ayrı ayrı güzel olabilir. Ama bir davet menüsünde bir araya gelecek bir menü değil hepsi. Melis Hanım, ben şöyle, ben bamyayı hem ben kendim çok severim hem de yöresel olduğu için bizim yöremizde mesela bamya çok pişirilir. Bamya çorbası davet çok tasarlı. Davet sofralarımızda genelde çok pişirilen muhakkak bir yemektir. Ben de onun için size sunmak istedim. Ama mesela menünün çıkarsaydı hangisini çıkarması gerekirdi et olarak yani, eleseydi? Şöyle söyleyeyim, çorba bir kere etle sade, ağır, daha bir sade olmalıydı. Sade. Arkasından kıyma, arkasından bir daha et geliyor. Şimdi biliyorsunuz hani menüler için bile özel kişiler tutuluyor. Yani menü çok önemli aslında. Özel kişiler tutuluyor tabii derken? Tabii de sadece menü oluşturmak için bazı işletmeler, sadece menü oluşturmak çok profesyonel, önemli bir şeydir. Kalorisini hesaplarlar. Sen bunu kaç kişi hesaplarlar hazırladın bu menüyü? Yani bu menü değil açıkçası. Nasıl Kadir Bey? Kaç kişiyle hazırladın bu menüyü? Yani tek başına mı karar verdin? Tek başıma karar verdim, evet. Okey, hanımefendinin kendi düşüncesi. Yani, birkaç kişiden yardım almamış. Hani dediği gibi ayrı ayrı muhakkak çok güzel lezzetler ama bir neyse ki araya bir tavuk sokmamış, ona da şükür. Bir eksik kalmış. Bazen tavuk suyu çorbasıyla başlayıp etle devam ediyoruz. Masa şık mı Melis? Çok teşekkür ederim, yemek takımları çok şık, bardaklar da öyle çok şık. Söylediler servis takımları. Aynı fikirdesin. Tarzı. Aynı fikirdeyim. Peki Ebru'cum, senin yorumun nedir masayla alakalı? Teşekkür ederim şimdiden. Benim yemek bıçağım eksik. Koymamış mı? Koymamış. O kadar da döndü halbuki. Ekmek sepetiniz galiba yoktu, öyle koydunuz. Kaç defa döndüm bu masanda. Başım döndü. Başım döndü, evet. Yemek takımın güzel. Bizim için özel seçmişsin. Onun da ayrıca tabii teşekkür ederim. Peki menüyle kendini özel hissediyor musun? Sürekli, evet. Çok pardon. Menüyü şöyle teşekkür edebilirim menü için. Batılaşma ya da uzak doğu bizi oralara götürmedin. Sadece Anadolu yöresinden seçtiğin için bunun için uygun buldum. Yani birbirine uyumlu işte fasulye, pilav ya da işte börek, tepside börek. Türk yemekleri seçtiği evet, için. Evet, Türk yemekleri seçtiğin için teşekkür ederim. Ama onun haricinde menüyü çok çok basit buldum. Bir saat içerisinde çıkarabileceğim bir menü. Daha kadar Türk yemeğini hayır, basit anlamalıyım. Hayır, bence yani menüm o kadar da basit değil, uğraştırıcı. Etini kavur, soğanla doğra, domatesini doğra, içinin bir sürü uğraştırıcı şeyleri var.
Yani düşündüğünüz kadar o kadar basit bir menü değil yani. Benim bir saatte çıkaracağım bir menüydü. Bir saat. Asla. Bir saat. Asla bir saatlik bir menü değil Ebru yani. Ebru Hanım siz önce çorbayı yapsaydınız. Çok özür dilerim. Melis, sen ne dedin az önce? Basit dedim. Türk yemekleri şimdi basit Türk midir? Türk yemekleri bizim mutfağımız, bizim kültürümüzün mutfağı yemeklerinden seçtiğiniz tamam. için teşekkür ederim. Ebru ne dedi ki orada? Basit bir menü dedi. Dolayısıyla arkasından da basit. Türk yemeği olduğu için mi basit? Hayır, onu anlamalısın. Konuyu sen yine çarptırıyorsun. Ben seçtiği yemeklerden dolayı basit dedim. Yani sen hemen Türklerin yemekleriyle evet algılama bu demek ki. Doğu, evet. Değil, evet karıştırmamış. Değil. Evet sucuk yabancı şeyler karışmış. Bir menüyle bitirdiğin için sanırım algılama ben yöntemin mi? Yanlış olmuş. Hayır yani yoksa benim kendini yani ifade edemediğin olarak, için. Hayır benim genelde basit tane değil. İki tane de el açması var yani. Eğer hakkıyla yaptıysa iki tane de el açması var. Tabii evet ona bakacağız. Tamam. Yani yemeklerim hazır kullanmadıysan banyosun. Banyo mesela iplerinden çıkartıyorsunuz, bekliyorsunuz. Aşamalı bir yemek. Aşamalı bir yemek o zaman yani. Getir bir de tadına bakalım abla. Ebru Hanım bu menüyü bir saatte çıkarırım diyor ama çıkardığı şey de davet menüsü olmazdı. Bir saatte çıkarabilirdin. Davet sofrasına da gayet uygun olurdu. Melis Hanım hiç merak etmesin. Peki Ayşegül Hanım, Ebru Hanım'ın yorumundan siz de Melis Hanım gibi Türk yemeklerinin basit olduğunu mu anladınız? Ne çıkardınız mesela az önceki cümlesinden? Türk yemeklerinin basit olduğunu değil de çabuk yapılabilir evet. olduğunu söyledi. Öyle anladım. O zaman bu sefer de Melis mi yanlış yere çekti lafı? Muhallata sanki bağlı. Melis Hanım da böyle tetikte bekliyormuş gibi anında cevabını verdi. Ben öyle hissettim. Melis, bugün de sen mi öyle bir tetiktesin? Ebru Hanım'ın acaba kendini ifade edemediğinden mi kaynaklı? Ama herkes benim öyle algılamamış. Benim anlamamdan değil de Ebru Hanım'ın kendini varsa. İfade edemediği. Ayşegül Hanım nasıl anladı peki Ebru Hanım'ı? Ayşegül Hanım bazı konularda daha tecrübe sahibi. Leplemeden ne biri anlıyor mu? Anlamadım. Daha tecrübe sahibi ona veriyorum. Ebru Hanım'ın anlatımıyla ilgisi yok. Ayşegül Hanım'ın algısıyla ilgisi var o zaman. Ayşegül Hanım evet. Ben alabilir miyim? Tecrübe sahibiyse o zaman Ebru Hanım güzel anlattı ve o da güzel mi anladı? O zaman siz mi terse çekiyorsunuz? Hayır, ben, var mı Melis'e bir terse acaba çekme? Diye var soru sordum. Ki? Hani böyle dediniz de böyle mi acaba? Yoksa ben bunu anladım demedim. Hala varım. Uzatacağız biz finale kadar da uzatacağız. Anlaşıldı her cümlemi böyle cımbızla çekilip kavga çıkmaya yine üzerime oynamaya ay, lütfen, devam edecek. Yok hayır kavga değil. Burada evet, ben bugün Neriman Hanım'ı eleştirmeye geldim lütfen. Laflarımıza ve sözlerimize dikkat edersek kırıcı olmayalım, olur mu? Algılamanızda sıkıntı varsa daha dikkatli dinleyin lütfen. İki kişi aynı şeyi algılayıp da sizin farklı algılamanız... Ben soru sordum. Hayır, şöyle algıladım neyi sordum? Demedim. Hayır, direkt bunu itham ettiniz. Acaba lütfen dedim. Ben sizinle tartışmak istemiyorum. Tartışmayın da bol bol konuşuruk. Neriman Hanım'a mutfaktan gelmez. Bu arada Neriman Hanım acaba ne zaman gelecek? Yani muhalle sen bayağı Neriman Hanım'a ağır aheste aheste diyorsun sürekli olarak ama yani mutfakta da böyle olduğunu düşünüyor musun Neriman ablanın? Ben onun için o kadar uğraştım ki o kadar bakın şimdi ona bir sürprizimiz bile var. Ne için? Neriman Hanım için uğraştın. Oo hem de nasıl nasıl? Sürprizimiz var derken genel olarak bir sürpriz mi hazırladınız? Yok öyle bir şey değil. Ne bence... sürprizimiz var dedin? Bence onlar da anlayıp birlikte bir şey yapacağız şimdi. Birlikte bir şey yapacaksınız. Evet, evet. İyi topu çevirdin ama yemedin muallacığım. Neyse ki. Göreceğiz bakalım nasıl bir sürprizmiş. Yoksa günlüğümü sabote edeceksiniz, yarışmacının moralini mi bozacaksınız? Hayır, bilmiyorum artık. Öyle bir şey. Neriman dolan gel, Neriman sallan gel. Yemek çok elinde, çabuk bize gel. Neriman yemek elinde, çabuk bize gel. Peki neydi bu şimdi 23 Nisan gösterisi ben anlamadım. Çabuk gelmesiydi. Dedik yani ki bunu... gaz verelim yemeğin başında. Bir de bunu ezberlediniz mi? Evet. Yani kim hazırladı bu hayır, sürprizi? Hayır hazırlamadık. Hazırlamadınız. Benim dilime dolanmıştı. Aynı ben söyleyerek... cümleyi nasıl bir araya getirdiniz yani peki? Yani şöyle ama... onun diline dolandı. Ben de bir iki yerinde böyle küçük bir oynama yaptım. Peki bu iş kimin başının altından kalktı da diğeri eşlik etti? Sanırım benim. Muhalle Hanım yaratıcılığını kullanmış efendim. Laf sokmayı şarkıyla denemiş. Ayşegül Hanım herhalde kulak aşinalı. O da ezberleyince. Dilimdeydi. Yani bir saattir falan sürekli Neriman Hanım'ı söylüyorum. Ya ben sizi şimdi şuradan şöyle anlıyorum. Gerçekten beni, beni o kadar çok seviyorsunuz ki. Yani ismimi bile dilinizden bırakmıyorsunuz yani şarkı. Evet seviyoruz. Peki, arkadaşlar siz bir sürpriz yaptınız ama benim de şu an size bir sürprizim var. Hazır mısınız? Hazırız. Bugün 4. gün. Evet. Ve
4 kişi içinde çorbasını en hızlı getiren yarışmacımız Neriman Hanım oldu. Tam tamına 3 dakika. 3 dakikada çorba önümüze geldi. Daldan dala daylalara, muhalla gider yaylalara. Ya doğru yapmışım. Muhalla mutfağa bir gitti, indi bindi geri geldi. Neriman Hanım'ın çorbayı çabuk getirmesine çok şaşırdım. Acaba bundan sonraki yemekleri de hızlı getirecek mi? Çorbamı hızlı getirmeme şaşırdılar. Bence yemeklerimin de lezzetine şaşıracaklar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.